Emeklilerle alakalı bir düzenleme var. Bütçeden emeklilere bir şey ödenecek gibi görünüyor. Sanmayın ki hükümet çok istedi de emeklilere bir şey veriyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Şöyleydi, eskiden emekli ikramiyesinde 30 yıl üzerinde kimse para alamıyordu. Emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödeniyordu. İster 40 yıl çalış, ister 45 yıl çalış. Anayasa Mahkemesi dedi ki ya yazıktır, ayıptır. Bu adam 40 yıl çalıştıysa 40 yıl üzerinden öde. Ve böyle bir karar verince kanun çıkarmak zorunda kaldılar. Geçmişteki emeklilere para ödeyecekler. Adamlar 80'de, 90'da, 2000'de emekli olmuş tüm emeklilere para verilecek. Ama Sayın Maliye Bakanı emekliye faiz vermem diyor. Bu memur maaşları zamlarından yararlandırmam diyor. Emekliye faiz vermemesinin sebebi faiz ve riba haramdır fikri falan değil. Çünkü her tarafa faiz veriyorlar. Kendisi emekliden alacak olduğu zaman 3 gün ödemese gırtlağını sıkıp faiz alıyor. Ama emekliye tek kuruş faiz yok. Öyleydi ki 50 kuruşla 1 lira arasında ödeme yapılacak yerler vardı. Allah'tan muhalefet isyan etti. Bir 50 liralık alt bant geldi. Emekliye verilecek para bu. Emekliye verilmeyen nereye veriliyor? Yat sahibine, kotra sahibine, gemicik sahiplerine. Vergi yok, resim yok, harç yok. Neymiş bunlar, uluslararası alanda geziyorlarmış, Türkiye'ye getireceklermiş. Zaten bir gemicilik düşkünlüğü söz konusu. Bir gemicik düşkünlüğü söz konusu. Biz de biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni en üstte yönetenlerin çocuklarının çoğusu bu gemicilik işleriyle iştigal ediyorlar. Çok da başarılar maşallah diyeceğim ama keşke kamunun parmağı oralarda olmasaydı da başarıları kendi yeteneklerinden olmuş olsaydı. Bakın şimdi düzenlemeye bakın. Şimdi bu TOKİ Emlak Bankası vardı. Emlak Bankası'nda bizim çok kıymetli arsa arazilerimiz vardı. Bu Emlak Bankası'ndaki arsa arazileri aldılar içinden, götürdüler Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na, TOKİ'ye devrettiler. Emlak Bankası çulsuz kaldı. Emlak Bankası'nın borcu var TOKİ'ye, TOKİ'nin Emlak Bankası'na, Emlak Bankası'nın hazineye borcu var. 1 katrilyon 200 milyon lira. Şimdi bir hüküm getiriyorlar. Bu 1 katrilyon 200 milyon lirayı bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirmeksizin, yani bunun adı muhasebe hilesidir, bütçeden buharlaştırıp TOKİ'ye kaynak aktarıyorlar. Şimdi getirmişler, bakın sigorta şeyle ilgili bir hüküm var. Hüküm şunu söylüyor. Hasar ödemesi sırasında orijinal parça kullanmak zorunda sigorta şirketleri mevcut mevzuat gelince, yedek parça veya çıkma parça kullanma hakkı veriyor. Şimdi bu sigorta şirketlerine bakalım. Kimin bu sigorta şirketleri? %90'ı yabancıların, değil mi? Sigortalı kim? Yerli ve milli halkımız. Sürekli yerli ve milli diyen hükümetin kimi koruması lazım? Yerli ve milli arabasını, evini, hayatını, konutunu sigortalayan insanlarımızı koruması lazım. Kimi koruyor? Yabancı sigorta şirketlerini. Bu yabancı sigorta şirketleri hangi bedeller üzerinden prim toplamış milletten? Orijinal parçalar üzerinden prim toplamış. Tak bir kanun değiştiriyor. Sigorta şirketleri bundan sonra milletin arabası kaza yaptığında yerli veya çıkma parça takacak. Şimdi diyor ki sigorta şirketlerini de korumak zorundayız. Ya bu sigorta şirketleri 2016'nın ilk 9 ayında 1,5 katrilyon kar etmiş. %90'ı yabancı. Hani yerli ve milliydiniz? Niye yerli ve milli halkı korumuyorsunuz beyler? Sigorta şirketlerini koruyorsunuz. Arkadaşlar böyle kanun yapılmaz. Bakın 19 tane kanunu bir torbaya getirmişler. Vatandaş lehine bir tane hüküm bulamıyorsun. Kredi garanti fonu. Mali yönetim, mali yönetim kaliteli ya. 25 milyar lira bütçeden para koymuş. Parlamenterler, bütçe sizin hakkınız. Kaynağı ne bir 25 milyar liranın? Nereden kesip koyuyorsun sen buraya? Hiçbir şey söylemiyor. 25 milyar liraydı, nasıl bir düzen bazıysa 250 milyar. O kredi alacakmış, o gidecekmiş bankaya yatıracakmış. Buradan koyunlar geçecekmiş, o koyunların yünlerini toplayacaklarmış. 25 milyar oldu, 250 milyar. Biz de bunu yuttuk. Nereden koyuyorsun o 25 milyar lira, kaynağı ne? Kaynağını koymamış. Ekonomi krize giriyor, kredi garanti fonu, hazine bütün bunların kefili. Batarsa ne olacak? Nereden keseceksin? Eğitimden mi keseceksin? Sağlıktan mı keseceksin? İşte bütün bunları konuşmayalım diye, şu muhalefet 10 saniye daha çok konuşacak diye torba kanunu getirdiler. Demokrasiyi de, hukuku da, adaleti de torbaya koydular. Bir günde sizi torbaya koyarlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu.